Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Kardeşlerim, müdürlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, yazık kenarı. Ülendirsiniz kardeşlerim, saygılarımı sunarım. Bugünkü konumuz, yani Türklüğü yok etme projelerinden bir tanesi olan arkadaşlar. İnsanların beynini uyuşturma, morfinleme programları yapan televizyon programları, bunlar arkadaşlar evlilik programları, boşanma programları, cinayet programları, paparazzi programları. Geyik programı demiş. Özellikle planın bir parçasıydı bu. Planın bir parçasıydı arkadaşlar. İnsanın bu tip şeylerle bir televizyon karşısına geçip günün neredeyse 5, 6, 7 saatini 8 saat bu programına geçirmesi yani. Ve oraya sabit bir biçimde kalıp orada ne olmuş, ne bitmiş, millet nasıl boşanmış, nasıl evlenmiş. Ne gibi cinayetler olmuş? Ne gibi paparazziler olmuş? Kim kime dinlemiş? Kim kime ne demiş? O ona ne demiş? Buna ne demiş? Kim kime dedikodu yapmış? Gibi. Daha birçok bir sürü şey var. Aynı zamanda arkadaşlar hiciv yaparsınız benim. Hicivi de severim ben, dedim ya. Yani resmen insanları boşluğa düşürmek. Boşluğa düştükten sonra bu insanları bu tip geyik programlarına insanların beynini yıkamak. Beynini almak. Açık üçünün beyin alıp samanı olduğunu sonra dikmek ya. Hiç farkı yoktur. Çünkü bakıyorsunuz o tip programları insanlar inanılmaz bir şekilde nasıl seyrediyorlar? İnanılmaz bir rağbet gösteriyor. Lan bu ne hikmettir be? Bu nedir be? Bu nedir? El alem şey yapmış, sana ne? Sana ne? Orada herkes kendi kafasına göre ne olur? Savcı olur, avukat olur, hakim olur, şu olur, bu olur değil mi? İşte şey yapalım, sırf seni bağlamak için. Ekranın karşısına gideceksin, Sabittin olacaksın, Sabittin. Akşama kadar boş şeyler seyredeceksin. Birisi biter, öbür program başlar. O biter, öbürsü başlar. Amaç hiçbir şey öğrenme. Senin amacın şu, bilmiyorum lan, gitme, merak etme, sorgulama, amaçlar odur işte. İşte Türklüğü yok etme projenin bir tanesi budur arkadaşlar. Budur. Oradakiler de dünyanın parasını götürürler, aldattırırlar insanları. İnsanlar cahil, bak insanımızın maalesef bilgisi olanı, cahil olanı dalga geçerler, onun üzerinden para kazanırlar. Bakın. Acıların üzerinden para kazanırlar. Dedim ya, hep plan, dava, hep söğüşleme davası arkadaşlar. Hep söğüşleme davası. Amaç sorgulamayın. Otur geç onun karşısına. 6-7 saat. Heykel gibi duruyor. Bütün aile. Hareket etmeyin. Oturun. Düşünün. İşte getiren sistem buydu işte. Bizi takip edecekler. Bizi sevecekler. Zaten beyinlerde fazla bir şey yok. Onu da alalım ya. Amaç oydu işte arkadaşlar. Başarılı oldular ya. Ben onun için herkese yazarım. Bakın ben herkese yazarım. Kendim seçerim. Yorum altına giren insanlarımızı davet ederim. Derim bu bizden gelecek. Davet ederim arkadaşlar, düşünün. Seçelim insanlar gelsin diye. Gerçeğin sırrına ersinler diye. Türk tarihini öğrensinler diye. Çabam budur ya. Çabam budur arkadaşlar. Çünkü saklanan bir tarih çıkarttık. Meydana çıkarttık. Gelsinler, seyretsinler. Gerçeğin sırrına ersinler diye. Ama hala maalesef o tip programlar arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde. İnanılmaz bir izleyici kitlesine sahip bunlar. Özellikle planlanıyor bunlar işte. Oraya özel insanlar götürüyorlar. Stüdyoyu özel insanlar götürüyorlar. Beyin yıkamak için. Bir tarafta ağlama takım var, bir tarafta alkış takım var. Hepsini planlıyorlar arkadaşlar. Ya Türk insanı böyle mi olur? Ya Türk insanı böyle mi olur arkadaşlar? Ya eskiden arkadaşlar bu sistemi çıkartmadan önce komşuluk vardı, dostluk vardı.
muhabbetler vardı, sohbetler vardı. Ne güzel insan kendi arasında şey yapar. Lan otur ya şimdi be, akşam kadar. Sabit bir şimdi. Ya demiyor ki adam, kardeşim ben akşama kadar şu televizyonun karşısında oturdum. Ya ne kazandım ben ya? Ne öğrendim? Bilim adına ne öğrendim? Demiyor arkadaş. Ya anne baba onu seyrediyor. Arkadaş, çocuk da onlara bakarak büyüyor arkadaş ya. Hani üzüm üzüme baka baka derler ya. Bu gerçekten çok doğru ya. Çocuk da annesine babasına bakarak ki çekirdek tutuyor. Aynı şeylere bakıyor. Geyik programına bakıyor arkadaşlar. Ya el alem kardeşim, el alem. Melih gezegene çıktı ya. Lan Melih gezegene çıktı adam. Güneş, adamların güneşe gitme çağında ya. Sen neredesin? Sen neyle uğraşıyorsun? Onun bunun şeysi, dedikodusuyla uğraşıyorsun ya. Dedik ya işte hep bir toplum yaratmak, işte toplum, bu şekilde bir toplum yaratmak işte. Dedim arkadaşlar bunlar hepsi zincirin halkalarıdır. Hepsi planlanmış zincirin halkalarıdır arkadaşlar. İşte biz burada yırtılıyorum yani. Her zaman yırtınıyorum. Aman diyor öğrensinler, Türk tarihini öğrensinler, geçmişlerini öğrensinler, özlenim ayarlarını öğrensinler, öğrensinler, öğrensinler yahu. Ama yok. Hala insanın çoğunluğu düşünüyor. Morfin yemiş gibi. Hepsi morfin yemiş dekoraya gidiyor. Zombi biçimi şeklinde o programlara gidiyor. Ne? Evlilik, boşanma, cinayet, paparazis. Ya ne bu ya? Nedir bu arkadaşlar? Çıkarttılar dedim ya işte 90'lı yıllardan sonra. 90'lı yıllardan sonra çıkarttılar. Bakın hala sürüyor arkadaşlar. Değişmiyor işte ya. Değişmiyor. Amaç hep dedim insanı da söğüşlemek. Söğüşlemek beynini almak. Düşünme noktasını yok etmek. Nöronları yok etmek ya. Sahip çıkacağız arkadaşlar. Bakın sahip çıkacağız. Bilim yolundan gideceğiz. Başka çaremiz yok. Bilim yolumuzdan yani diyorum. Başka çaremiz yok arkadaşlar. Bu da Atatürk bize göstermişti. Atatürk dedi ki bilim yolundan gidin ya. Sorulayın ya. Bu tip programlara baktırmayın. Ne sizler bakın ne çocuklarınız bakmasınlar. Bakmasınlar. Çünkü bakarlarsa ne geleceğe güvenilir olur, ne güvenilir olur, ne kendine cesaretler olur, ne omurgalı olurlar. Olamazlar arkadaşlar. Ya istenen şey, Amerikan sistemi isteyecek, koyun olacaksın. Yaşayan bir kadavra olacaksın. Yaşayan bir kadavra olacaksın. Ama değil mi? Her zaman söylüyorum. Türk, silkelen, kendine gel. Özün, mayan unutma. Ona sahip çık. Sahip çık. Değerlerinle yaşa. Oku. Bilim yolundan git. Seni anca o kurtarır. O kurtarır. Bu tip şeylere git, aptalca şeylere rağbet etme. Hedefini şaşırtır. Düşünceni şaşırtır. Geleceğini şaşırtır. Darmadağın edersen, derbeder eder yahu. Yırtılmam onun için arkadaşlar, üzülürüm. Dedim ya, insan ol. Biz de değerimizi yaşarız arkadaşlar. Değerlerimizle. Biz değer olmayan bir insan, insan değildir. Boşluk. Boş takarız olmuşsun yahu. Bazen dedim, ses konuşurum arkadaşlar. Ses konuşurum bazen, çift kitaba konuşurum ya. Sözüm iyi anlansın diye. Belleklere yerleşsin diye. Ki özellikle burada annelerle babalar çok büyük iş yapıyor arkadaşlar. Değil mi? İlk eğitim ailede başlar. Ana eğitim ailede başlar ya. Çocuk ne görürse anasından babasından aynı şekilde devam ettir işte. Ve hayatı boyunca da bunu unutmaz arkadaşlar. Bunu unutmaz. Buna da anneler, babalar, ebeveynler öncülük yapacaklar. Öncülük yapacaklar. Çocuklarımızı milli değerimize biçecekler. Yani. Türk şuurla, Atatürk şuurla, Turan şuurla, tarihle, Türk tarihiyle. Bilemiyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Başka yolumuz yok. Ben hepinize hoşça kalın diyorum. Gece köyünde görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Saygılar.